sen beklenensin. Bolluk, bereket, saadetle sen özlenensin. Hizmetlerle bu ülkeye güneş doğacak. Merhaba dostlarım. Bugün de yanımızda Karabük Eski Pazar Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Ramazan Turan Bey var. Bakalım Ramazan Bey'le de bir hasbihal edelim. Eski Pazar, Eski Pazar için yapacakları, Eski Pazar'ın güzelliklerinden de biraz bahsedelim. Ramazan Bey'i de bir tanıyalım. Ramazan Bey, kanalıma hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Saadet Partisi Eski Pazar Belediye Başkan Adayısınız. Evet. Bu arada dostlarım, tabii ki kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarıma beğeni bırakmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu tür içerikleri üretebilmem için en büyük motivasyon kaynağımız bu bizim. Mutlaka bekliyoruz. Ramazan Bey, ilçemizde belediye başkanı adaylarının hepsini kanalımda çıkarıp projelerini halkımızla buluşturmaları için bir adım attım ben de. Karavanda Kim Var başlığı altında yapıyoruz bunu. Siz de Eski Pazar adayısınız. Öncelikle ben Eski Pazar'a yeni yerleştim. 2 yıl kadar oldu. Buraları yeni yeni tanıyorum. Buradaki insanları yeni yeni tanıyorum. Sizinle de bir müddet önce bir tanışmıştık. Lakin sizi de ben çok iyi tanımıyorum. Hem kendim için hem sizi tanımayan insanlar için kendinizden bir bahseder misiniz? Tabii, memnuniyetle. Sene 1976, Eski Pazar'ın Yeşiller Köyü Cuma Deresi Mahallesi'nde doğmuşum. Yani 1964 doğumluyum. İlkokulu Karasu'da okudum. Tabii çamur, yollar öyle o tarihlerde. Yani böyle asfalt bilmem ne, herhangi bir şey yok. Daha sonra ilkokul bittikten sonra babam Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nda çalıştığı için biz de oraya göç etmek zorunda kaldık. Eski Pazarımızda iş yeri olana olmadığı için biz de göç edenler kervanına katılmış oluyoruz. Onun için işte ortaokulu Zonguldak'ta okudum. Daha sonra 80 itirarı girdi. Liseden yani takdirname aldık diyelim yani. Bırakmak zorunda kaldık. Yani liseyi bırakmak zorunda kaldık. Evet. Ve daha sonra işte çalışma hayatına başladık. Özel sektörde, inşaat sektöründe kalfalık, ustalık bayağı bir geçmişim oldu. Evet. Daha sonra da buraya emekliliğimizin sonunda Turanlar Dinleme Tesisini yaptım. Eski Pazar Karabük yol arasında. Hı. Buradan Karabük'e giderken sağda ben gördüm yerinizi. Evet. Orası, orayı yaptık işte. Zonguldak'ta para kazandık. Kendi memleketimize yatırımımızı yapmış olduk. Evet, bu anlamda yani Eski Pazar'da iş imkanları kısıtlıymış önceden. Peki halen de böyle mi? Nasıl Eski Pazar? Aslında belediyelerimizin yeterli kaynakları vardır. Yeter ki siz inançlı olun, dürüst olun, israfsız, rüşvetsiz bir yönetim üretin. Şimdi şu anki Eski Pazar özelleştirmeden dolayı işte bir kereste fabrikası vardı. O özelleşti. İşte kereste fabrikası çalıştırılmadığından dolayı mesela bir burada istihdam sorunu olmamaya başladı. Yani işsizlik başladı. Onun için Eski Pazarımıza yani yatırımcı çekmek gerekiyor. Yani evet, dışarıdan. İşte tabii yatırımcı da sen buna yolunu, elektriğini ve suyunu temin etmediğin zaman yatırımcı Eski Pazar'a gelmez. Yani yatırımcı önce altyapısını yapacaksın. Ondan sonra yatırımcı gelir. Yoksa yatırımcı gelmez. Yani iş imkanları hala kısıtlı. Tabii yani işte burada bir Sunto fabrikası var. Hı hı. İşte maden suyu var. İşte maden suyu zaten özel. Taş ocakları özel. İşte Anıtkabir'e çıkan buradaki taş ocağı, orası işte Konyalı bir arkadaş çalıştırıyor. İşte maden suyunu bildiğim kadarıyla Japonlar çalıştırıyor. Efendim mesela taş ocağını Trabzon'u bir firma çalıştırıyor. Hı hı. Kayın suyu sahibini biliyorum desem nereli olduğunu onu bilmiyorum. Hı hı. Karabüklü müdür, dışarıdan mıdır onu bilmiyorum. Yani ben şunu demek istiyorum. Nereli olursa olsun önemli olan Eski Pazarımıza bir yatırım gelmesi, istihdam sağlaması. Önemli olan budur yani benim için. Evet. Biz bütün belediyelerimizi borçlarla aldık ama hepsini en güçlü yatırımcı kuruluşlara çevirdik. Bu da iş adamları dediğim gibi yolunu, suyunu, işte şeyini, altyapısını yapmadan yatırımcı gelmez. Yani bunu iktidar partisi de olsa gelmez, muhalefet partisi de olsa yatırımcı şeye bakar. Evet. Altyapısına bakar. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi Karabük, yani Eski Pazar, Ankara arası buradan 160 kilometre benim oradan. Yani Turanlar Dinleme Tesisine 160 kilometre. Yani İstanbul zaten yolu düzergahında, İpek yolu var. Yani bizim o yönden çok şanslıyız bir yerde yani. Evet, çok güzel bir konumda yani Eski Pazar. Yatırımcı gelmemesi çok yazık. Evet, hatta geçen bir sosyal platformda bu bölgeye bir havalimanı yapılacağı söyleniyor. İşte havalimanı Eski Pazar'a mı yapılsın, Eflaniye mi yapılsın acaba, hani böyle sanki hani Eski Pazar güzel bir konumda, hani orta bir konumda, yani havalimanı buraya yapılsın gibi böyle bir paylaşım gördüm. Dediğiniz gibi yani hem Karabük Kastamonu yolu üzerinde hem Samsun Karadeniz yoluna çok yakın, 14 kilometre zannımca. Çok odak bir noktada yani. Aynen. Bu bölgenin
genel yapısına baktığımızda da Karabük gibi sıcak değil, işte üst kısımlar gibi soğuk değil, arada bir kotta. Evet. Güzel bir yerde yani, dediğiniz gibi, evet. Başkanım, bu kapsamda peki siz belediye olarak, belediye başkanı seçilirseniz, istihdamı arttırma konusunda dediğiniz gibi yeni yatırım yapmayı düşünen firmalar olursa bunlara kolaylık sağlama konusunda var mı düşünceleriniz? Bir belediye başkanı ilçesine nasıl yatırımcı çekileceğini zaten belediye başkanı olan bir insanımız da, yani kardeşiniz olarak bunu çok iyi biliyoruz. Evet. İşte dediğim gibi altyapısını adama yaparsın, ondan sonra yatırımcı da gelir, gelmez diye bir şey yok. Evet başkanım. Başkanım, siz bundan önceki dönemde galiba adaymıştınız. Tabii 2019'da belediye başkanı adaydım. Evet. 2019'dan kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, ikinci dönem aday oluyorsunuz. İkinci dönem. Anladım, hayırlı olsun. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Başkanım, belediye başkanı seçilirseniz Eski Pazar'la ilgili projeleriniz var mı? Diğer adaylara göre farklı olanlar özellikle varsa, hani onlardan. Çünkü şunu görüyorum, belediye başkanları adayları genelde böyle benzer projeleri var. İşte hemen her aday işte Mermer'deki o otobüs durağı kulübesi dediğim benim. Onunla bir atıfta bulunuyorlar, işte onu güzelleştireceğiz falan diyorlar. Veya ne bileyim, bu su sorunuyla ilgili iyi niyetleri var. Su kireci çökerterek bir sistem yapma gibi falan. Bazı benzer projeleri var. Farklı farklı projeleri olan adaylar da var tabii ki. Sizin bu anlamda özellikle farklı olan yapabileceğiniz projeleriniz var mı? Biraz bahsedelim. Eski Pazar'ın asırlardır kenarından, yanı başından su akıp gidiyor. Nereye gidiyor? Karadeniz'e akıyor. Şimdi bu suyu değerlendirmek bir belediye başkanının görevi. Peki ben de şöyle diyorum. Ya işte 30 sene, 40 sene gibi mesela Eski Pazar'ı yöneten arkadaşlar mesela bu suyla ilgili benim gördüğüm kadarıyla hiçbir çalışma yapmamış. Mesela o çarşıda oturma yerlerinin yanından akan suyu bahsediyorum. Aynen oradan bahsediyorum. Evet. Şimdi oraya bir türbin sistemi kurarak, yani türbin sistemi basit. Yani türbünü, suyu türbünün içine koyarak bunu elektrik üretiminde kullanmak istiyorum. Hı. Yani örneğin belediyenin binasını, örneğin pazar yeri, pazar yerinin aydınlatmasını, işte örneğin etfaiye, oranın elektriğini bedavaya getirilmesi. Evet. Belediyenin, pazar yerinin elektriğini bedavaya getirmek istiyorum. Anlıyorum, yani böyle çok ilginç geldi bana. Yani böyle bir mini HES gibi bir şey mi yani? Tabii, aynen düşündüğün evet. gibi. Yani bu Eski Pazar Belediyesi'ni bir elektrik parasından, külfetinden kurtarmak demektir. Yani birinci projem bu olacak. Bunu öyle tahmin ediyorum, düşünüyorum. Yani 6 ay, 7 ay gibi kısa bir sürede şeyini, yani maliyetini kurtarır. Evet. Yani kısa bir sürede kurtarır. Onu demek istiyorum. Kurulum maliyetini amorti eder diyorsunuz. Aynen. Sürede. Evet. Başkanım, bu arada hani takipçilerime de sesleneyim. Biz tabii ki karavancılar olarak karavanlarda güneş enerjisi sistemi kullanıyoruz. Evet. Benim karavanımda da iki tane güneş paneli var üstte. Biz elektrik parası vermiyoruz. Benim şu anda buzdolabım çalışıyor. Derin dondurucumda suyum buz olmuş. Televizyonumu açabiliyorum. İşte bilgisayarımı, telefonlarımı, ekipmanlarımı şarj edebiliyorum. Çok güzel bir şey bu. Sizin bu tribün sistemi de benim çok hoşuma gitti. Yani ben ilk defa duydum, hani HES falan biliyoruz da anladığım kadarıyla bu böyle eski suyla çalışan değirmen sistemi gibi bir şey doğaçlama beynimde oluştu. Onun elektrik üreteni gibi bir şey galiba. Şimdi mesela devlet bazı yerlere HES kurdu. Evet. Yani bundan elektrik üretiyor. Evet. Ben de onun biraz daha küçüğünü düşün yani. Evet. Minisini düşün yani. Evet, anladım. Çok ben güzel. Ben İlgabat'ta belediyenin elektriğini karşılamak için. Evet, yani anladım. Dışarıya değil. Sadece belediyenin elektriğini, belediyenin cebinden para çıkmadan evet. su aktığı sürece ben bu sistemi kuracağım. Evet, anladım. Bu da bir farklılık değil mi? Tabii çok farklı, çok farklı. Yani ben ilk defa duydum yani böyle bir tribün sistemi. Kuruş belediyeciliği günü kurtarmak değil, gelecek nesilleri hesaba katmaktır. Haydi şimdi Milli Görüş Belediyeci. Peki ben size şunu söyleyeyim. Çaycuma'ya gittiniz mi hiç? Bilmiyorum. Çaycuma'yı bilmiyorum. Ha, Çaycuma'nın giriş köprü. Mesela şimdi işte kanalınıza diyebilirler. İşte başkan atıyor. İşte tutuyor. İşte bu gibi türbin sistemi görülmemiş. Devletin yapmış olduğu türbin sistemleri var. Örnek veriyorum. İki, Çaycuma Belediye Başkanı köprünün girişinde, hemen köprünün ayağında orada türbin sistemi kurdu.
şu anda Çaycuma'nın belediye ile ilgili tüm birimlerin elektriğini üretiyor. Bir de orası düz. Bizim burası biraz daha rampa, akımı fazla. Biz daha güzel üretiriz. Anladım. Tribün dönen bir şey. Tabii. Rampa aşağı suyun gücü, tabii. İtiş kuvveti daha yüksek. Su güçleniyor. Evet, anladım. Yasir Bey. Anladım başkanım. Evet, şimdi başkanım, açık otoparkları arttıracağız demiştiniz. Evet. Tabii ki ben şöyle düşündüm. Burada kapalı otopark projesi olan başkanlar da var. Şimdi ben düşündüm, kapalı otoparkın maliyeti tabii büyük olabilir. Çünkü bayağı ciddi bir yapı kapalı otopark. İşte muhtemelen katlı olacak yani. Çünkü çarşı merkezi küçük bir yer. Hani düşündüm ben kendimce, nereye bir kapalı otopark yapılabilir falan diye böyle düşündüm. Bir yerde bulamadım açıkçası. Yani kapalı pazar yerini buldum. Onun üstüne mi olur gibilerden. Bu anlamda sizin açık otoparkları arttıracağız. Projeniz dikkatimi çekti benim. Şimdi Yasir Bey, ben 2009'da Kilimli Belediye Başkanı'ndaydım. Evet. 2009'da Numan Kurtulmuş da o zaman bizim genel başkanımızdı. O günkü Kilimli Belediye Başkanı, ben dedi kapalı otopark yapacağım. Ben de dedim kapalı otopark yapacağım. Ben otoparkın altına garaj sistemi, yani kapalı otopark yapacağım, üstüne pazar yeri yapacağım dedi. Anladım. Şimdi eski pazarı o günkü yöneten insanlar diyelim, yani 2009 arkadaşların ismini vermek istemiyorum. Kilimli'deki arkadaşa biz gittik, dedik ki rica ettik, böyle böyle dedik, işte Kilimli'de o günkü şartlarda bu dedik, altına otopark sokmazsan araba çekecek yer yok, büyük pazar yeri yapacaksın. Hı hı. Bunu dedik, altına otopark sok diye rica ettik. Yok dedi, benim dedi projemde dedi yok dedi o günkü belediye başkanı, işte kazanan arkadaş. Ben dedi sadece dedi pazar yeri yapacağım dedi. O dedi senin projende, o seni ilgilendirir dedi. Yani şimdi aynı kafalar eski, evet, pazarda da altına otopark yapmamış. Şimdi de eski pazarın içinde insandan fazla yani otomobil, evet, var. Evet, ciddi bir sorun. Yani şimdi bayanlarımız, kızlarımız, vatandaşımız çarşı içinde yürümekte zorlanıyor. Evet. Onun için ben diyorum ki eski pazarın önce açık otoparklara ihtiyacı var. Daha sonra bunu geliştirilebilir. Param varsa, hı-hı, kapalı yaparsın. Daha iyi bir yaşam senin hakkın. Kapalı otopark dediğin gibi maliyetli. Eski pazarda adayların hangisi gelirse gelsin, kapalı otopark yapmak bayağı bir şey. Onun için bu kapalı otopark değil de ben açık otoparklara. Yani şimdi pazar yerini tekrar altına otopark yapmaya başlasan, üstünü sökeceksin, altını açacaksın, üstüne beton döküp onları üstüne yapacaksın. Yani bir sürü masraf. Evet. Onun için ben yere basan projelere değinmek istiyorum. Evet. Eski pazarlı hemşehrilerimi ben kandırmak istemiyorum. Evet. Benim yapacağım açık otoparkları çoğaltmak. Zaten şu anki pazar yerde perşembe günü hariç oraya araba çekiliyor. Evet. İlkebat'ta bu tamirhanelerin olduğu yerdeki pislikleri temizleyip de orayı güzel bir otopark halinde belli orası bir sırasını... Orası belediyeye ait bir alan değil mi başkanım? Bildiğim kadarıyla belediyeye yani belediye verilen bir yer. Evet. Yani belediyenin bildiğim kadarıyla... Bayağı geniş bir alan. Geniş bir alan. İşte yani her şey paraya bağlı. Tabii. Şimdi eski pazarın gücü olsa, şeysi olsa ben oraya 3 katlı şey yaparım. Evet, çok güzel. Örnek veriyorum, 3 katlı kapalı otopark çok yaparım. Çok harika olur, evet. Ha, ama, hı-hı, şimdi eski pazarın gücü belli, şeysi belli. Yani tabii, önce de... öncelikle açık otopark, daha sonra inşallah diyelim. Evet, aynen. Tabii yani elde olanla yapılabileceği konuşmak, aynen, lazım. Yoksa yapacağım edeceğim demenin de bir anlamı yok muhakkak. Ben yapacak, yani yapılabilecek, evet, projelerden bahsediyorum. Ben eski pazarlı hemşehrilerimi yalan konuşmak, kandırmak, evet, ben istemiyorum. Eyvallah başkanım, teşekkür ederiz. Allah razı olsun.